Kiköy'de de Fatma Hanım'ı öldürdükten sonra cenazesini bir çuvala koymuşlar. Necla'nın evinde saklamışlar. Sonra işte Necla babası Ali Akyol'a haber vermiş. Ali Akyol da kasalı motosikletiyle eve gelmiş. Cenazeyi o kasaya koymuş. Ali Akyol cenazeyi ırmağa giden yol ayrımına kadar motosikletle kasada götürüyor. Daha sonra da Necla ve Güladiye cenazeyi alıp ırmaktaki taşın üzerine bırakıyorlar. Oh. O gün babam motorluyla gitmedi zaten hiçbir yere. Demedim ben sana oğlum bak ben canın yanına çıkacağım gerekirse dedim. Allah aşkına bu da bir şey biliyorsan söyle dedim. Sen konuları çok saptırıyorsun. Sen sen bu yalanların yüzünden. Hangi konuları tamam. saptırıyorum ben bak, amca? Tamam bak. Hangi konuları saptırıyorum? Bak gelmedim bak. Beni bizi sürdürse düşünme. Bizi dedim buna çok geçirtme. Neyse doğruyu söyledim. Ben ona göre canın yerine çıkacağım dedim. Dost doğru konuş. Allah bak gözlerim hiç doğru söylemiyor. Tamam amca doğru tamam. konuşuyorum ben şu an. Doğru konuş. Allah'ın kitabı. Sen Allah'ın kitabı zaten olmaz bu halde da. Doğru konuş. Üç kişi evet, yaptı amca dedin. Üç kişi ben neyse yapmıştır dedim. Üç kişiyi o zaman söyleyeceğim. Niye üç kişi söyledin o zaman? Yapmıştır dedim. Bunu bir kişi iki kişi götüremez oraya aşağı öyle. Herkes diyor o zaman onu. Herkes diyor zaten. Niye doğru konuşmuyorsun? Doğru konuşuyoruz işte burada. Bunu yapan kişi dedim. Bir kişi değil, iki kişi değil. Belki de köyün dışından, belki de işimizden. Hayır Hidayet, Abdullah'la öyle konuşmuyorsun. Aynen gayet net bir şekilde. Necla babamı aradı. Yani söylenenler doğru değil. Necla babamı aradı. Kaybolduğunu söyledi. Babam da evden ayrıldı. Bir süre ortadan kayboldu. Daha sonra da geldi diyorsun. Necla öldürdü, babam götürdü dedim mi ben burada? Ne demek? La oraya çıkayım. Lafın oraya çıktığını ben düşünmeyerekten şey ettim. Ben oraya o kadar detaylı düşünseydim zaten söylemezdim ben bunu. Sen doğruysa, de... hayır doğruysa lafının arkasında dur o zaman. Necla öldürdü, babası götürdü. Ben öyle bir şey demedim ablam. Necla öldürdü, babam götürdü dedim mi ben burada? Ne demek? La oraya çıkayım. Lafın oraya çıktığını ben düşünmeyerekten şey ettim. Ben oraya o kadar detaylı düşünseydim zaten söylemezdim ben bunu. Ama niye? Zaten az önce de diyorsun öğleden hani öğlen öğrendik diyorlar ama sabahtan aradılar babamı diye de yine demin de söyledin zaten. İşte ben ne diyorum kahvaltıdan sonraydı ama saatini hatırlamıyorum dedim. En azından de ki babam sabaha karşı kapı gıcırdı affedersin ya da pencere gıcırdı babam çıktı gitti de bunu millete kandırabilirsin. Sabah da saat 9'da 8'de kargalar bile güler bu. Tamam mı? Bu halk değil kargalar bile güler. Attığın çamur izi kalsın izi. Amca ben kimseye çamur atmıyorum burada. Seni Allah ıslah etsin, kurban olduğum Rabbim seni ıslah etsin, daha bir şey diyemeyim, daha ne diyeyim. İkiyiz yaptınız, yaptıysanız ikiyiz yaptınız. Ben öyle diyeyim, ben yürekten öyle diyeyim. İkiyiz yaptınız o zaman. Hemen niye biliyor musun? Evde sensin, Ali kimden yardım alacak? O koca Ali kim kaçıyor işe? Ha? Senin üzerindeki atılı suçlamaları başkasının üzerine çevirmek için mi böyle söylüyorsun? Hayır, öyle çünkü, bir... Çünkü sen de bu konunun şüphelisisin. Biliyorum abla. Yani köyde kalman, cenazeye kalmadan geri dönmen, parasızlığın... Bak şu da söylendi köyde. Yani Hidayet acaba gitti de Fatma Hanım'dan bir bilezik mi istedi? Fatma vermedi. O yüzden de Hidayet öldürdü. Attı oraya. Ben eğer o şekilde yapmış olsaydım ben ne aramaya çıkardım ne de uşakların kolundan tutup komşularını oraya yemek istiyor. Biz onu görüyoruz. Aramaya çıkabilirdin o ayrı konu. Gayet tutarsın.